Evet. Merhaba sevgili arkadaşlar. Şu anda doğanın çok güzel, harika bir güneşli günün tam doğanın ortasında harika bir zeytin çiftliğinin içinde bulunuyoruz ve sevgili Öztekin Yeşilada'dan şu anda bu çiftlikte zeytin aşılamasıyla ilgili bilgi almak istiyoruz. Merhaba Öztekin abi, nasılsın? Merhabalar. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Abi öğrenebilir miyiz? Şu anda ne yapıyoruz? Zeytin aşılaması yapıyoruz galiba. Evet. Bize rica etsem biraz bilgi verebilir misiniz bu aşılarla ilgili? Elbette. Aylar öncesinden yabani zeytin köklerinden veyahut da diğer mesela zeytin köklerinden çıkan bu güzel sürgünlerden evet. Bunları alıyoruz. Toprağımızı doldurup bu potların içerisine köklendirme ilacıyla beraber bunları köklendirmeye bırakıyoruz. Evet. 2-3 ay sonra ki eğer bunlar hala yeşilse yani kurumamışsa bunları aşılamaya geçiyoruz. Peki sorabilir miyim, nasıl bir toprak kullanıyorsunuz? Mesela doğal bir toprak mı kullanıyoruz yoksa gübreleyip de özel bir katkı maddesi koyuyor muyuz? Hani üreticilerimizin ekstra ağaçları yetiştirmek için özel maddeler falan koyuyorsunuz. Kullanıyor musunuz böyle bir şey? Ben onlardan kullanmıyorum. Ben doğal olarak toprağımı alıyorum. Hiçbir katkı maddesi evet. yoktur. Evet. Bunun özelliği bu selvi ağaçlarının dibindeki topraktan alıyoruz ki sıkmaması lazım. Evet. Bunların köklenmesi açısından sıkmaması lazım. Onlardan yumuşak. Peki nemli tutmak mı lazım? Elbette. Bunları zaten ektikten sonra bunlara bir can suyu diyoruz. İlk gün veriyoruz. Ertesi gün evet. tekrar bunları sulama yapıyorum. Çok ki iyi. Topraktaki içindeki havanın kalmaması lazım. Özelliği orada herhalde. Özelliği buradadır. Bunu bol evet. miktarda ikinci defa suluyoruz. Bunun toprağın içerisindeki havanın dışarıya çıkması ve koyduğumuz fidanın şeyini tamamen tutması açısından. Peki sorabilir miyim? Şu anda yaptığınız bu işlem köklenmesi için mi? Yani aşının güçlenmesi açısından mı? Hayır. Şimdi şu anda bu fidanımızın şunu şuradan alayım. Önce aşı yapacak olduğumuz yerden evet. bu fidanın tepesini alıyoruz. Evet. Özel aşı bıçağımızla da bunu orta yerden ayırıyoruz ki bu aşı yapacak olduğumuz çubuğun her iki tarafından yontuyoruz. Evet. Yonttuğumuz bu aşının bu kenarda kalan o kabuk kısmı buradaki yapmış olduğumuz aşının kalemin kenarı her iki kenarı da yani o kenarıyla bu kabuğun arasına girecek ve birbiriyle eşit olacak. Çünkü biliyorsunuz aşılar veya ağaçlar hepsi kabuktan rutubeti alır. Evet. Kabuktan suyunu alır ve onun birbirine emişmesi ve sulanması için bu dış bizim aşımızın dış kabuğuyla buradaki fidanımızın dış kabuğunu birleştiriyoruz. Peki hava alıp almaması önemli mi? Şu anda değil. Şimdi buranın tamamen yapışması için tekrar elimizde olan bu dellalarla bunları güzelce sarıyoruz. Della dediğimiz herhalde bant oluyor. Bant, evet, evet. Plastik bant. Daha birçoğu mesela bant diyor, kimisi della diyor. İşte bizim memleketimizde biliyorsunuz her türlü konuşma şeklimiz var. Evet. Bunu bu şekilde sıkıca sardıktan sonra buranın emişmesi için hava almaması gerekli. Bu yani, kenardan. Evet. Gövdesiyle. Sonra elimize aldığımız şu naylonla bunun üzerine geçiriyoruz. Bu naylonun işlemi, görevi bu aşıyı nemli tutmak. Evet. Sıcak tutmak. Bunu iyice sardıktan sonra bunu bir güzel böyle etrafına iyice sarıyoruz. Öteki işlemimiz daha önce hazırlamış olduğum gazete. Bu gazete bu aşının ışık görmemesi için. Ve sıcak tutmasını evet. sağlıyor. Yani havadan olan sıcaklığı naylona veriyor, naylondan içeriye veriyor. Koyduğumuz aşının yerinden de ona bir rutubetlenme sağlıyor. Yani bir nevi
sıcağı ihtiva ederek nemlenmesini sağlıyor. Tabii, ve bu da ağacın köklenmesini, birleşmesini, kaynaşmasını tabii, sağlıyor. Tabii, bunun da kaynaşmasını sağlıyor. Bunu zaten iple bağlıyoruz. Şeyin kaçmaması için, üzerine koyduğumuz malzemenin oradan kaçmaması için sıkıca bağlıyoruz bunu. Ondan sonra da üzerindeki şeyden tekrardan bunu bu şekilde zımbayla üzerini kapatıyoruz. Sıcağın dışarıya kaçmaması için. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Bu kadardı sanıyorum. Evet, bu kadar. Peki zeytin haricinde ne gibi ağaçlarda tekrardan böyle üretim yapıyorsunuz? Valla şu anda ceviz var. Evet. İncir var. Çok güzel. Nar var. Bunları da işte ektik. Daha yani bu üretim işini bu sene başladık. Arkadaşımla, gerçek dostum Osman Bulun'la beraber. Evet, Osman. Onunla kafa kafaya verdik. Bu işe gönül verdik, seviyoruz. Ve bu işi yapmaya da karar verdik. Onunla beraber şu anda devam ediyoruz. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Hayırlısı olsun efendim. Allah emeğinizi boşa vermesin. Teşekkür ederim. Yaptığınız evet. Röportaj için de sana teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi ağaçlarımızın tekrardan sonlanmaması için ve geleceğe birçok tekrardan ağaç üretimini sağlayabilmemiz için aşılarımızın nasıl yapıldığını öğrendik. Sevgili Öztekin abimize çok teşekkür ediyoruz bize yardımcı olduğu için. Ayrıca bu çiftliğin diğer ortağı olan sevgili hocamız, yani Türk halk müziğine emek vermiş, Kıbrıs'ın tanınmış hocalarından Osman Bulun hocamızı da mümkünse yanımıza alalım. Hocam, mümkün mü alalım yanımıza? Tabii biraz ki. Da kendileriyle sohbet edelim bu konuyla ilgili, bu çiftlik hakkında. Nasıl böyle bir düşünceye vardılar? Böyle bir karara vardılar, böyle bir üretim sağlamak istediler. Bilgi alalım, hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizi ziyaret ettiniz. Çok makbule geçti. Çok teşekkürler. Nasıl başladık diye sordunuz herhalde. Nasıl? Evet, nasıl başladık? Nasıl böyle bir şeye karar verdiniz hocam? Şimdi biz memleketin ihtiyacına göre bir girişim başlatmak istedik. Baktık, gördük ki zeytin yetiştiriciliği iyi gidiyor. Çünkü son zamanlarda bu bahçelerin, suların tuzlanması, kuruması nedeniyle portakal bahçeleri maalesef kurumaya yönelik hızla ilerlemektedir. Biz de zeytinciliğe başladık. Yani bu kuruyan portakal bahçelerinin yerine zeytin yetiştirmeyi sanıyorum düşündük. Kıbrıs'ta da şu anda susuzluktan dolayı bir yani sonlanma var. Maalesef öyle. Aslında bu proje şimdi Türkiye'den gelen bu su iyi değerlendirilirse işe yarayacak diye düşünüyorum. Ama zeytin ağacı daha az suyla yetişebilir düşüncesiyle zeytini tercih ettik. Aslında zeytin biliyorsunuz hiçbir yere atılmayan bir meyve ağacı diyelim. Evet. Yani her çakıstesi yapılır, siyah zeytin yapılır, yağı çıkarılır. Yağı satılmazsa seneye yine satılabilir. Kullanılabilir. Yani ağaçları bile, yani yaprakları bile işte sabun yapılır, çekirdeğinden filan. Yani her şeyisi kullanılır zeytin. Onun için... Yani zeytin zaten dünyaca çok kıymetli, sadece Kıbrıs'ta gereken değil. Bir... hem sebze hem meyve diyelim, böyle geçiyor ülkemizde ve yağından da birçok şey, kozmetik ürünleri üzerinde çok değerlendirme yapılıyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla hocam sadece zeytin değil, birçok ağaç. Tabii başka ağaçlar da bunun yanında işte cevizdi, nardı filan. Evet. Aşı değil, onlar doğrudan daldırma şeklinde köklendirme yapıyoruz onlara. Onlar hazırdı zaten. Evet. Ama zeytinlerin de türleri var, onu da söyleyeyim. Yani sadece şey değil, yerli zeytin değil. Genelde yerli zeytin tercih ediliyor. Evet, görüyorum isimleri var üzerinde. Arkadaşımız mümkünse bir evet, çeksinler. Evet, onları. İspanyol kipreni. Ben sofralık öyle. Yani. Sofralık. Kalamata'ya geçmeliyim. Evet. Kalamata Yunanistan'dan bize gelen bir tür. Eski Osmanlı zeytini de derler buna aynı zamanda. Kalamata iri bir cinstir. Atalarımız yine burada da karşımıza çıktı. Evet. Atalarımızdan gelen bir zeytin türü. İyi bir zeytin türü, evet. Evet. Pek fazla bizde yaygın değil ama ben severim yani. Çok güzel bir zeytin türü. Evet, şimdi burada yerli zeytinimiz var galiba. En fazla talep gören yerli zeytindir zaten. Bizim kendi yerli zeytinimiz ama bunlar da kendi aralarında çeşitlendirilir. Yani irisi var, sivrisi var.
yerli yağ zeytini var. Yani yağ zeytininin de yerlisi var. Evet. Bölümlere ayrılıyor. Onlar da ayrı ayrı şey bölümler var ama genelde tercih edilen yerli zeytindir. Gördüğüm kadarıyla hocam en fazla zaten evet. Yerli zeytin öyle talebe göre yapıyorum bunu. En fazla yerli zeytin talebi evet. Geldiği için. Evet. Diğer tarafta gördüğümüz zeytin türleri farklı mı hocam? Onlar zeytin değil. Zeytinler buradadır. Daha sonra ektiğimiz için bunları. Az önce Öztekin Yeşil'e de bahsetti. En az bir ay geçecek ki kurumadığını anlaşıldıktan sonra aşı yapılacak ya. Evet. Onlar daha henüz belli değil bir ayı geçmediği için biraz daha bekleteceğiz onları. Onları aşılamaya geçeceğiz. Karşıda kameramız gösterirse karşıda işte narlar, cevizler, incirler. Evet. Çok fazla talep olmadığı için böyle sırf çeşitlilik olsun yani diye. Yani karışık bir aşılama yapılmış. Onlar aşı değil dediğim gibi daldırmadır onlar. Öyle mi? Onlar daldan daldırmadır onlar doğrudan. Şey, bir yürüyebilir batırır. Miyiz tabii, hocam oraya mi? Doğru? Kameramanımız da gelsinler. Yakından bir alalım onları. Şimdi gördüğüm kadarıyla bazıları zaten yeşermiş. Bunlar şey karadur. Evet. Bunlar karadur. Peki hocam bir şey soracağım. Şimdi bunların aşılama türevleri aynı şekilde aşılama olmuyor. Dediğim gibi bunlar aşı istemez. Bunlar aşı istemez bunlar. Evet. Zeytinlerin daldan aşılama türevleri aynı mı hocam? Aynı şekilde mi aşılıyor? Biz kalem aşı kullanıyoruz. Evet. Sürekli kalem aşısını tercih ediyoruz biz. En bize yatkın olan kalem aşıdır. Göz aşısı var, yaprak şey kabuk aşı var. Çeşit çeşit aşılar var ama biz doğrudan fidan aşıladığımız için ağaç değil bizim yaptığımız. Doğrudan fidanları aşıladığımız için evet. En uygunu kalem aşıdır. Bunlar nardır. Bu bölümde narlar var. Burada da cevizler var. Cevizlerin de türleri var. Evet. Bunlar normal bizim yuvarlak cevizlerdir. Bunlar da pekan dediğimiz şey, bu uzun cevizlerdir, diş cevizi. Az yetiştirdi bunlardan. Çok fazla yok şu anda. Talebi göreceğiz. Yani nedir, ne olacak? Arz talep meselesi bu işte. Evet. Önce bir bakalım dedik. Evet. İsteğe göre de şey yaparız onu. Burası çok harika bir yer hocam. Gerçekten çok iyi düşünmüşsünüz. Çok doğanın ortasında, çok güzel bir küçük köyde olsa güzel bir çiftlik kurmuşsunuz. Gördüğünüz gibi ben de zeytin yetiştiriyorum aralarda. Evet, evet görüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür size ederim. Size vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı emeğinizi Allah boşa vermesin. Kameramanımıza rica ediyorum şöyle genel bir çekim yaptıktan sonra. Hocam dikkatimi çekti. Burada böyle bir de küçük ev kurmuşsunuz. Ne amaçlı kuruldu? Şimdi bu da şarttı. Yani buraya kafa dinlendirmek için. Biz sadece iş yapmak için gelmiyoruz. Biz zevkimizi de seven insanlarız. Benim emekliliğime çok zaman kalmadı. Kısmetse emekli olacağım bir sene sonra. Evet. Bütün günüm burada geçecek. Bütün günümüz burada olacak. Güneş paneli var gördüğünüz gibi. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Evet. Burada her şey doğal. Yani doğanın ortasında yeniden bir hayat kurmuşsunuz. Aynen öyle yani. Peki. Ben emeklerinizi Allah boşa vermesin diyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok vermiş teşekkür olduğunuz ederim. Bilgiler için. Çok sağ olun. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah bol kazançlar. Çok sağ olun. Bir gün biz de misafir olmak isteriz hocam. Her zaman kapılarımız açık. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili dinleyicilerim. Gördüğünüz gibi küçük bir çiftliğimiz var burada. Arzu eden, talep eden, bizlerden de destek görebilir, bizden de yardım isteyebilirler. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada ben telefon numarası vermek isterim. Hocam çok pardon, ben bir telefon numarası alayım. Bir arzu talep etmek isteyen dostlarımız için. Tabii numaram 0542 evet. 851 evet. 3616. Bu numaradan bana ulaşabilirsiniz. Herhangi bir Facebook'tan da şeyimiz var. Osman Bulun olarak. Facebook'tan da görebilirsiniz bu. Evet hocamızın Facebook'tan da reklamları var. Aynı zamanda biz de kendisine destek amaçlı bu programı yapıyoruz. Çok teşekkür ediyorum kendilerine vermiş oldukları bilgilerden dolayı. Biz buradayız. Sizleri bekliyoruz. Teşekkürler.